Ethereum'da gerçekten çok büyük bir kırılım yaşandı yukarı yönlü. Hatta ben bu yüzden bugün bu Ethereum'u hoodie'yi girdiydim üstüme. Sizlere 3 gün önce Bitcoin ETF'i ona Ethereum'un gerçekten çok iyi bir şekilde bundan faydalanacağından bahsetmiştim. Eğer o zaman benim videomu dikkate alıp bir işlem açsaydınız şu anda benim gibi gerçekten güzel bir karda olurdunuz. Eğer bu işlemi dikkate aldıysanız sizleri tebrik etmek istiyorum. Şimdi ise birçok insanın sorduğu soruyu soralım ve bunun cevabını arayalım bugünün videosunda. Ethereum bir sonraki hedefin neresi, bir sonraki ne, nereye kadar çıkabilir? Bugün sizlerle bunun hakkında konuşmak istiyorum. Eğer yaşanan son yükselişi, son pump'ı kaçırdıysanız bence endişe etmenize gerek yok. Bugün sizlerle spoiler vermeyeyim şimdiden ancak güzel seviyelerden bahsedeceğim. Aynı zamanda bahsetmem de gerekiyor ki şu anda açık olan hiçbir long pozisyonumu kapatmak gibi bir niyetim yok. Bunu da şimdiden söyleyeyim sizlere. O zaman aşağıdan videoyu da beğendiğinize göre hadi artık Ethereum hakkında, Ethereum fiyatı hakkında güzel bir teknik analiz yapalım. Sizlere daha önceki videolarımda da bahsettiğim gibi buradaki üçgen formasyon, Ethereum çok güzel bir şekilde kırdı ve neredeyse Tam anlamıyla olmasa da neredeyse burada belirlediğimiz fiyat hedefine kadar geldi. 2700 dolar seviyesi bence özellikle bazıları için güzel bir kar alma noktası olabilir. Ancak burada daha büyük bir kırılım yaşanmasını Ethereum tarafından bekliyorum ben. Buradaki üçgen formasyonu en dipten en yukarıya çekip kırılımın yaşandığı noktaya koyduğumuzları bize hem psikolojik hem de teknik açıdan gerçekten çok büyük bir önem taşıyan 3000 dolar, 3050 dolar seviyesine kadar bir yükselen bir fiyat veriyor. Bu potansiyel fiyat hedefi özellikle Ethereum için gerçekten çok kritik. Ancak sizlere burada da bir uyarı geçmek istiyorum. Evet 3000 dolarlık bir fiyat hedefimiz var. Ancak burada benim Bybit hesabımda açık olan Ethereum işleminde de olduğu gibi benim 2850 dolar seviyesinde bir kar alma noktam var. Ben burada karımı almayı düşünüyorum açıkçası. Çünkü daha yüksek zaman diliminde grafikte burada bir Fibonacci seviyesi var ve kesinlikle bir trend seviyesi olarak çalışacağını düşünüyorum ben bunun. Açıkçası ben dahil kimsenin tam olarak Ethereum fiyatının nereye kadar çıkabileceğini bilmediğim için ben burada 2850 dolar seviyesinde kar almayı kendime uygun gördüm. Açıkçası stop da biraz yükselttim zaten. 2540 dolara kadar stop loss'umu da yükselttim. Tabii ki de bunlar benim kararlarım. Ee, sizler de kendi kararlarınızı alırken bence güzel bir araştırma ve risk analizinizi yapın. Açıkçası bu benim için biraz daha kısa dönemli, kısa vadeli bir işlem olduğu için stop bu kadar yukarıda. Daha uzun vadeli bir işlem olsaydı ben stop loss'um 2100-2200 dolar seviyelerinde tutabilirdim. Aynı zamanda sizler de işlemlerinizi güvenli ve bolca bonus veren bir borsada yapmak istiyorsanız size de Bingex'i önerebilirim. Aşağıda benim malata Bingex'e katıldığınızda 5000 dolara varan depozit bonuslarından ve işlem kesintilerine ciddi indirimlerden faydalanabilirsiniz. Hem kaldıraçlı işlemlerde hem spot işlemlerde ben Bingex'i tavsiye ediyorum açıkçası. Aynı zamanda özellikle YouTube'da paylaşım yapamadığım dönemlerde trade sinyallerime erişmek için aşağıdaki özel grubuma katılabilirsiniz. Böylece hem Discord hem Telegram üzerinden benim gerçek zamanlı al ve sat sinyallerime erişebiliyorsunuz. Şimdi sizlerle burada nasıl bir aksiyon almayı düşünüyorum Ethereum hakkında. Biraz da bunun hakkında konuşalım. Açıkçası ben şu anda Ethereum'un bir rotasyon aşamasında olduğunu düşünüyorum. Hem kendi açısından e, dolara karşı değer kazanırken aynı zamanda Bitcoin yükselmesine rağmen Bitcoin'e karşı da değer kazanıyor. Yani gerçekten iyi bir şekilde yükseldiğimi söyleyebilirim Ethereum'un. Yani de şu anda gerçekten çok iyi bir şekilde yükselirken Ethereum'un ondan da iyi bir şekilde yükselmesi açıkçası benim e, beklentilerimi karşılıyor. Sizler peki Bitcoin'in bu hafta 50 bin dolara ulaşmasını bekliyor musunuz? Bunu yorumlarda yazmayı unutmayın. Yani burada da gözüktüğü üzere Ethereum Bitcoin grafiğinin çok iyi bir şekilde yükseldiğini söyleyebilirim. Şu anda aslında Ethereum'daki kısa vadeli işleminden kısa vade için kar almayacağım. Tek profit noktama kadar Burada aynı zamanda Bitcoin dominasının da artık düşmeye başladığını söyleyebilirim. Bitcoin dominasının düşmesi demek Ethereum ve altcoinlerin daha rahat bir şekilde yükselebileceği anlamına geliyor. Buradan total üç grafiğine geçtiğimde total üç grafiğinde de ciddi bir direnç seviyesini yukarı yönlü kırdığımızı, onu destekli olarak test ettiğimizi ve şu anda oranın üzerine gerçekten güzel bir pozisyonda bulunduğumuzu söyleyebilirim sizlere. Ben diğer altcoinlerin de önümüzdeki haftalarda güzel yükselişler yapmasını bekliyorum. Bu yüzden Binance hesabımda kısa vadeli altcoin portföyümü büyütmeye çalışıyorum. Sizler de Bingek söylenen yönelen hem spot hem kaldıraçlı işlemlerinizi aşağıda benim anlatıma kayıt olduğunuzda 5000 dolara varan depozit bonuslarıyla ve işlem kesimlerine ciddi indirimler de yapabilirsiniz. Böylelikle hem ben kazanmış oluyorum hem siz kazanmış oluyorsunuz. Evet bugünkü videomuzun sonuna kadar gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.